Dalga boyunda arkadaki iki arkadaş bir sayı belirler, öndeki arkadaş da sorduğu sorularla bu sayıyı tahmin etmeye çalışır. En çok bilen, yani aynı dalga boyunda olan ekip kazanır. Şimdi sevgili arkadaşlar, hanginize sorsam bunu bilemiyorum ama biraz genelden başlayayım. Mesela bir film olsanız, sinema filmi, Hollywood filmi diyeyim küçülterek. Hangi film olurdunuz? Çok küçüktün. Yani tabii evet. Bu kadar az film arasından seçtir mi? Hangimiz cevaplayalım? Koray sen cevapla. Mesela adam benim ADD yolu film izleyemediğimi bilen bir adam. Ne diyeyim sana? Koray hemen manyelleri başladı böyle. Daha cevap vermeden manyelleri başladı. Elini yalnız omuzuna koyarken acaba ona bir... Anladım 3 falan diyormuşum. Şöyle yaptı koyup çünkü. Sen kaç çektiğimize baktın mı bu arada? Baktım. Bilal siz sayın. Birimizin bilmesi lazım sayıyı. Ben cevaplayayım mı? Cevapla oğlum. Tamam sen söyle. Bakalım. Hızlı ve öfkeli diyorum ben. Ama 3. Sayı verdi abi. Dakika, sayı verdi. Yani şey. Çıkarsa iptal etti. Şey söyleyeyim. 3 Tokyo Drift miydi? 4 müydü Tokyo Drift? Güzel soru. Kafalarını karıştırıyorum. Hangisi Tokyo Drift'ti? Ya ben açıkçası şöyle... 3 en iyisi. Sen bunu yorumluyorsun. O zaman hızlı ve öfkeli falı var. Pardon, ben karıştırdım 4 o zaman. 4 Tokyo Drift olduğu için mi 4 dedin? Yok hayır. Bak devamlı sayı veriyorsun Baturan. Şöyle. Bu sayıların olmadığını da anlarsak tamam. O da dert. Sayı verme. Tokyo Drift'te sayı olayı kesiliyor ya. Sonra 4 olarak devam ediyor. Ben orada... sayı kesildiğini unuttum. O yüzden 3 dedim. Yani 4'ü kastediyordum. Çok özgüvenli başlamıştı cevap vermeye. Ben söyleyeyim mi falan diyordu böyle. Yani verdiğin film Tokyo Drift mi değil mi? Bana onu değil. Tokyo Drift iyiydi. Kötüsünden söylemiş gibi diyebiliriz. O zaman hani 8-9-10'la eledim kafamda. 6-7 falan gibi düşünüyorum. Pekala. Koray Bey siz buyurun. Buyurun. Siz bana şey söyleyin ya. Siz sporcu adamsınız. Bir spor dalı olsanız hangisi yani olurdu bu? Hani şey popülerliğine göre tabii ki hiçbirisini ezecek değiliz yani bir demeyeceğiz. Önceki oyunda kaldı. Popülerliğinden hareketle hani popülerliğine. Yani mesela futboldan stopuna kadar düşünün. Her şeyi düşünün yani, manasında. Oyunun güzelliği değil izlenen ya yani popülerliğine göre. Evet, popülerliğine göre. Handball. Handballsa handball kadar popüler değil. Türkiye'de gene fena değil. Beşiktaş'ın handball takımı bir dönem çok başarılıydı. Ben de severdim, oynardım bu arada. Kuracağız, tekrar kuracağız handball takımı. Beşiktaş'ın olmadığı bir handball diye o zaman. Ama tamam. beni direkt negatiflere götürüyor. Ortalamanın altında bir şey gibi düşüneceğim. Popülerliği de düşünüldüğünde Türkiye'de. Eskiden kanallarda yayınlanıyordu. Artık onu bile yapmıyorlar. TRT 3'te yayınlıyorlardı maçlarını yanlış hatırlamıyorsam. O bile kalmadı. O zaman belki 3-4-5 tarafına gitmek mantıklı olabilir. Şimdi birazcık daha benim anlayacağım cinse döneceğim Baturhan Bey'le beraber. Bir indie oyun olsaydı hangisi olurdu? Anomaly Agent diyormuşum. Ne oldu lan? Bir şey mi demek istiyorsun sen? O normal Agent ya abi. Düşünüyorum, biraz düşünmem lazım. Erzurum değil. Böyle sayabiliyor muyuz? Şu değil, bu değil diye. Yok sesini... Normalde sayamıyoruz. Şu an bir kural ihlali var ama. Şöyle şimdi ben kötü indie oyun pek oynamıyorum. Yani indilerle oynamıyorum. Ne demek bu? Kötü olduğunu söyleyemezsin ki abi. Hayır, başka bir şey anlatmaya çalışıyorum kötü... ya. Yani benim oynadığım indie oyunlar hep 10 falan yani. O yüzden... 10 değil yani diyorsun be abi. Oğlum siz bu adamı konuşturdukça bana ipucu verecek. Bence karışmayın o kadar. Siz konuşuyorsunuz, adam yanıt veriyor. Ne yapsın ya bu adam? Ama şu an... Neyse peki tamam. Ben bir şey demiyorum. Kafa karıştırmaya çalışırken bana ipucu verdiniz. Benim işime geliyor. Daha çok söyleyeyim isterseniz. Konuşturur mu o adamı? Ben söyleyeyim bunda. Ha yapıştır abi sen söyle. International Basketball Manager diyeyim. Aa güzel, pekala. Bu şey hani... 9. Yok değil. Puanı yüksek değiliz. Beğenilmedi sadece. Hani mantık olarak böyle basketbol menajerlik oyunu ne güzel olur falan diye bakmıştık Steam'e ilk geldiğinde vesaire de. Ben hala 3-4-5 arasında gidiyorum. Sanki 4-3 gibi düşüneceğim biraz. Son bir soru soracak olsam. Bunu da artık aslında Koray sana AAA'leri soracaktım daha fazla. Ama Baturan'a kaldı. AAA oyunlarda. Ya da şöyle söyleyeyim. 2023 oyunları içerisinde hangisi olabilir sence? Çok kritik cevabı. Vallahi çok kritik ya. Sessizce düşünüyorum abi. Direkt bir sayı söyleyeyim Baturhan Bey. Söylesem ben kabul ederdim. Yandan karışılıyorsa kardeşim söyleyeyim. Favori sayını söyleyebilirsin. Ben hiç triple kötü oyun oynamadım. Horun tahmin ettikten sonra hemen söylemeyin, bize tahmin edelim. Tamam. Ya istiyorsanız yılı değiştireyim. Ama yani... Soruyu pas geçse öyle bir şansı var mı? Abi ben göt gibi kalıyorum. Başka bir soru soruyor. Ha değiştirme şansı... Öyle bir şey var yok, mı? Yok. Ben cevaplayacağım. Okey. Tamam. Diablo 4 diyorum ben. Ooo 9. Adam seni döverim adam. Abi yani en düşük desem ben Diablo 4 için 6 falan derdim şahsen. Yani 7 var bence. Abi 9 da var bence. Başka bir adamsın. Baya söylüyorlar. Başka bir adamsın. Ne? Cevap söylediler mi? Bir şey söylemedik. Ne söylemedik? Ben bir tekrar tamam geldi sanki oradan. Yani ben daha fazla nasıl söyleyebilirsiniz? Peki tamam. Abi bak şimdi tamam. Şöyle bir şey var. Ben toparlayayım.
ne söylediler duymadım. Diablo 4 denmesiyle beraber ben tekrar ortalamanın üzerine çıkmaya karar verdim. Birincisi zaten mevzu bu. İkincisi iki tanesiyle. İkinci ve üçüncü soruyla aslında beni hani dediğim gibi 3-4-5 gibi düşündürüyorlardı. İlk sorudan ötürü de hani 8-9-10 değil demiştim. Ya 6-7 diyeceğim. Ama sanki çok beni negatife götürdükleri için 6 seçmeyi düşünüyorum. Hani bu sene içerisinde gerçekten ortalama denebilecek bir oyun. Bana kalırsa geniş düşünüldüğünde 7'si 8'i net var Diablo 4'ün ama yani bana böyle yol gösterdiniz. Artık 6 değilse suç sizin arkadaşlar. Sonuç 5. Ben 5. Ben de 5 diyecektim. Vücut dillerinden o da gördüğümüz için. Diablo 4'te Diablo'yu da ben yükselteyim ki sen 3'ten ortalamayı diye. Diablo 4'te karıştırdı kafayı. Ben de 5 diyecektim. Güzel anlatmışsınız. Teşekkür ederim ama evet ben 3-4'ten direkt 6'ya atlamasaydım keşke ama Diablo'yu da çok seviyorum ya. Yapacak bir şey yok ya. Buyurun Mertan Bey. Enis Bey, bana bir Türk mutfağından bir yemek söyleyin. Şeyi söyleyebilirim böyle. Kazanda kaynatılmış ekşi bir çorap. Türk mutfağı. Demek ki yediler sekizler. Babaannem hep yapardı rahmetli. Bizim böyle benim bildiğim mutfak bu yani. Kokan bir çorap böyle kazandı. Bir şey söyleyeceğim. 1, 2, 3. Yani ilk yani 3. 3'ü geçmez. Ama lezzetlidir de. Lezzetli mi diyorsun? Ha, 3'ü geçmez. Abi nasıl 3 olabiliyor çorap? Ya lezzetli çorap. Çorap var, çorap bunun var. Bunun beğenilme yani ihtimali beni korkuttu. Tunca Bey. Tadını alacak ha. Beldel filin çorabıymış. Tunca Bey. Bana bir konsol oyunu söyleyin. Bir konsol oyunu. Evet. Pardon değiştiriyorum. Değiştirebilir miyim? Değiştiriyorum. Tabii tabii canım. Bir PC oyunu söyleyin. Bir PC oyunu. Alayım hocam. O çok değişti yalnız. Konsol bir güncel var söyleyeyim. Gollum. Lord of the Rings Gollum. Evet tamam. Son çıkan Gollum oyunu. Enis Bey o zaman şimdi gene bu arada bir değil. Bir değil. İki ya da üç etrafında dans ediyorum şu anda. Enis Bey bana bir Türkçe pop sanatçısı söyleyin. Ajdar. Bir şey diyeyim mi? Yani ben 3'e çıkıyorum. Enis 1'e indiriyor. Arada 2'de kalıyoruz. Değeri bilinmeyen bir yıldız. Göre Grammy'si var. Ajdar. Bir soru da hakkınız var zaten. Abi son soru hakkını veriyorum. Yani mizahi yanından ötürü 3'ü var bunun net. 0 var mı? 0 yok değil mi? 0 yok. Tamam okey. Bana bir sebze söyleyin. Sebze. Ya ne desem nasıl puan alacağım? Evet, yani seni sevip benim sevmediğim bir şey olabilir. Tamam bana bir Türk filmi söyleyin. Türk filmi. Bu da riskli ama... Risksiz olsun Tunca Bey be. Yani biraz risksiz olsun lütfen. Hiç gelmiyor mu aklına risksiz bir şey? Patlarsam yanarsın falan var mı? Dünyayı kurtaran adam. Helal olsun. Tamam. Dünyayı kurtaran adam. Bence dünyayı kurtaran adam 2 diyecekti. Bravo! Bravo! Dünyayı kurtaran adamın oğlu deseydin keşke ya. Oğlu işte. Çektik abi. Olabilirsin. Koray Bey. Buyurunuz. Kurtlar Vadisi birinci sezondan bir karakter söyler misiniz? Birinci sezondan bir karakter. Bu nasıl bilebilir lan? Hakimse. Şu an izlediğini biliyorum da o yüzden. Süleyman Çakır. Niye her yarışmada muhakkak bir Kurtlar Vadisi geçiyor? Abi şimdi anladım nasıl bilebileceğim. Biz tamam. FM oynarken falan Kurtlar Vadisi izliyoruz bu ara. Arkada açıyorsun okuyor abi. Ya çok yüksek ihtimalle 10 ama soralım. Ömer Babalı kısımları hızlı geçin akıyor dizi. Aynen. Orhun Bey. Buyursunlar. Bir RPG oyunu 2010 sonrası. 2010 sonrası bir RPG oyunu dersen bana abi Divinity Original Sin 2. 9 falan mı acaba şimdi? 10 olsa sanki Baldur's Gate 3 gelirdi. Bir tık kırıp 9'dan Divinity yani olabilir. Ne desem ipucu veriyorum diye ağlayacakları için bir şey demiyorum. Ya çünkü ipucu veriyorsun. Çok haklılardı bu arada. Haklı olduğumuz için ağlıyor olabilir miyiz? O zaman bir Türk filmi alayım. Koray Bey. Ya adam diyor ki bana film sormayın kardeşim diyor. Sen o film sorayım. Yok Yeşilçam filmi alayım. Daraltayım iyice. Ne? Sen söyle abi. Ben söyleyeyim. Doğru. Abi Turist Ömer hangisi onun ya şey olarak uzayda daha iyi. Orada Star Trek göndermesi falan filan bayağı. Mesela bu da şimdi daha iyi diyor. Ya 19 ya 10 veya 9. Yok, çok özür dilerim onu açıklamak adına. Turist Ömer'ler içerisinden hangisini seçeyim daha hangisini seçsem daha iyi olur. Daha iyi anlatır manasında söyledim. Yalan söylüyorsun kıvırıyorsun. Bunu artık izleyenler kaybeder. Ben yokken burada çok kural ihlali olmuş yani. Anlayın artık ya. Sen yokken s**t keyfini. Enis yok nasıl olsa çakın koyayım. bu kuralsızlık kardeşim.
O zaman netleyelim. Koray abi. Sonra bir topçu gelsin. Aynen öyle. Fenerbahçe'den valla şöyle gelmiş geçmiş. Gelmiş geçmiş. Aynen. Ha 2000 olur. Sonrası. 2000 sonrası. Bir tane. Bence de öyle olsun. Anelka diyeyim ya. Benim de aklımdan aynısı geçti biliyor benim musun? Benim de aklımdan Dimitri geçti. Şimdi 10 olsa Ekibe Alex bak. Olurdu bence. 9 diyorum ben. Adamsın. Budur. Budur ya. Budur be. Çok bildiler ya. Tertemiz. Enes Bey bana son 15 yılda çıkan bir aksiyon macera oyunu söyleyin. Gollum. Gollum. 8-9 arası. Allah belasını mı çekiyorsun burada? Mertan Bey bana ne söyleyeyim? Bana bir dans türü söyleyin. Ya dans türü ya sanki bachata ile rumbayı ayırdı dedim. Hani hangisini yüksek görüyorsun? Hangisi pardon Tansala Türk. Tarif de edebilirsiniz. Sivas'ta devşirilmiş rumba. Sivas rumbası. Abi Türkiye'den verme örneği. Sivaslıları karşımıza almıyorum. Ya çok keskin bir bir olduğunu düşünmüyorum. 5 de değil bence. 2 ya da 3 gibi geliyor. 4 olma ihtimalinde kafamda elediğim gibi. Enis Bey bana bir süper kahraman söyleyin. Kıfmen. Bu şey tekerlek adam vardı örümcek adamda. Tekerlek böyle. Tekerlek adam mı? Öyle bir adı vardı. Ne o lastik adam gibi. Tekerlek adam. Şu an tekerleğe dönüşüyor sadece falan. Aynen, yuvarlak tekerleğe dönüşen bir şeydi böyle. Dönüyor muydu öyle bir şey vardı ya. Tekerlek adam. Güçleri de yoktu. Kötü zaten kahretmiş. Hatırlamıyorum ya. Bunu da tekerlek adam. Tekerlek adam yükseltti. Bunu süper gücü ki. Deli Ziya'dı diyelim. Yani ya da başka bir cevap vereyim. Ceza sahası daha bilinen bir karakterden gideyim belki. Daha bilinen bir karakter ama kim söylesem tam verir bu emin değilim. Yok ya bu buna verilecek. Gazman. Ha Gazman evet Gazman. Çok güzel cevap abi Gazman. Süper Gazman'ın ne olduğunu bilen var mıdır acaba? Hamdi Alkın'ı tanıyan var mıdır acaba izleyenlerden? Yazın yorumlara. Gazman. Efsane. Aa, bak oradan da bir soru geldi aklıma. Mertan Bey bana bir yerli komedyen söyleyin. Yerli komedyen. Evet. Ajdar. Ajdar'ı komedyen mi sayıyoruz? Evet yani güzel bir cevap verdi Mertan Bey. Saymak istiyorsanız kafanızı tamam sayıyorum. Ben tahminimi yapıyorum. 2. 1 ulan. 1 ulan. Ajdar diyoruz. Gollum diyoruz. Aynı cevapları veriyoruz ya. 1 kardeşim. Ya 1 yine çıkmaz diye düşündüm şansıma. Vallahi 1 çıktı. Başka çekebiliyor muyuz falan diyor. Yalnız baştan yine vermeye başladı. Oğullar ağlar. Evet, sen hiç konuşma Tunca. Hiç konuşma. Aynen. Aynı şeyleri söylediniz. Biz itiraz etmedik. Vallahi. Bunu zaten söylemiştiniz diye. Kağıtları bu takım hazırladı. 2'dir 1 çıkıyor. Bir de. Hayda. Bir üste koymuştuk. Hani çirkeflik yapacak olsak derdik ki aynı şeyleri söylemeyin. Başka kötü oyun bul kardeşim. Buyursun abi sen sor sorunu bu arada. Bizim goygoyumuz bitmeyecek benim. Abi doğru ben soruyordum. Baturan Bey bana bir topçu at ya. Galatasaraylı bu senekinden at. Bu abi, sene Galatasaraylı. Şey falan. Daha dün oynadı. Endombele. Tamam. 6'dan aşağıda. Orhun Beyciğim bana bir tane bu sene çıkan böyle Game of the Year adayların ha dur düşük soracaksan oradan gidersem sıkıntı. Yok yani o da bir şeydir sonuçta. İstersen Game of the Year ayarları içinden düşün ama yani birden ona kadar sıraladığını düşünerek yapabilirsin yani. Peki. Olabilir. Eğlenceli de olur. Ya aslında benim orada düşük not verdiğim iki oyun vardı. O riski almayalım. Okay, bu sene çıkan blockbuster oyunlardan bir tane söylersem bir çıkarım yaparım ama. Endombele ile birleştiririm onu. Blockbuster. Aynen böyle büyük triple A yüksek bütçeli. Genel bir düşündüğümüzde yani bunu sen neye göre değerlendirmemi istiyorsun sen kafana göre? Abi bizim aldığımız oyundan zevke göre. Mesela Starfield 10'luk bekledik 6'lık geldi diyelim. Ben 6'yı çıkarırım orada. Anladım. Şimdi Starfield dersen ne olacak? Yok 6 diyeceğim. 6 diyeceğim. Endombele'ye de 6 dedim. Aldığımız zevke göre söylemem gerekiyorsa Hogwarts Legacy desem diyebilirim sanırım. 6-7 arasındayım. 6'ya daha yakınım. O yüzden Baturan'a son sorum kritik. Orhun'la daha az ortak hobimiz var. Şimdi bir Kurtlar Vadisi atacağım ona. Kurtlar Vadisi bana da atardın ya. Baydık abi. Beyler ne yapalım ya Allah Allah. Miss Maisel izlemedim bu hafta. Şey bana bir konseyden birini söyle. İnsanlar farklı bir ürün. Ben söyleyeyim mi ya? Değişiklik olsun. Söyle abi. Abi sen söyle konseyi. Samuel Van'ını. Ben de Samuel Van'ını diyecektim. Bir şey diyeyim mi? Samuel Baba çok özel adamdır. 6'ya daha yakınım. Hala yani 7'yi yoruyorsanız olmadı daha 7.
Şimdi hangisini soracağım? Orhun verdi cevabı. Ben öyle. Sen sor abi. Şey tamam. Sen abi soruyor. Yine yani. Topçu sormayacağım sana. Bana bir tane mafya filmi söyle. Evet. Biz herkese racon kesiyoruz multiplayer'da. Teker teker araç topluyoruz. Şey... O hangi filmdi o? Ya burada ya şey yap. Siyah beyaza gidebilirsiniz. Ya 6 diyeceğim ya 7 diyeceğim. Col Pacino. 6. 4. 4. Beyler affedersin de. Beyler affedersin de. Abi aşağıyı çekmeye çalıştık ama. Samuel Bonu mu? Nizamettin desek o da olurdu ama o 1'e giderdi. Nizamettin de en tırt adamıydı ya konsept. Beyler tombalacı de geç ya. O da 1 abi. Abi neden bahsediyorsun? Abi geleneksel gideyim. Tunca 2023 yılından bir oyun söyle bana. 2023 yılından bir oyun. Super Mario Wonder. 10. Direkt onunla başladı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir bir 10 çektiyseniz gerçekten o torbayı yakar. Gerçi. Bizim hayatımız öyle abi. Ya 1 ya 10 çekiyoruz. Bizim niye değil? Mertan Bey bana Beşiktaş'ın tarihinden bir topçu söyleyin. Metin Tekin. Baba ona gidiyorum. Gerçekten ya. Ona çekmişler bu arada. Ona yani. Gidiyorum yani. Söylemeseydim iyiydi. Sergen Yalçın. Şu soruyu mi? Sorayım Tunca Bey. İkinci abi. Gidelim ya. Evet ya. Ne oldu? Hayır bir şey olmadı. İkinci bir isim falan mı veriyor? Böyle bir şey olmaz. Tunca Bey. Bana bir aksiyon oyunu söyleyin. 2010 sonrası için. 2010 sonrası için bir aksiyon oyunu. Evet. 2015 sonrası hatta daha iyi. 2015 sonrası. Ya da şöyle sorayım. Düzeltebilir miyim cevap vermeyi? Buyursunlar lütfen. Bana bir açık dünya oyunu söyleyin. Tam da Witcher'ın çıkış oyunu. Tarihini verdin bu arada. O rakamı düşündürecek sana ne söyleyebilirim diye. Popülerliğine göre söyleyebilirsiniz. Kalitesini sizin kalitenizden ziyade. Şey yapmaz. O zaman kalitesini göre söyleyin. Hangi şeyi söylersen anlayacağını da düşünmek hakikaten çok zor ya. Bin tane şey geçiyor aklımdan bunu dersem ne der diye. Galatasaray'da topçu sordu. 2 puan altı geldi abi. Yani o kadar denk gelmeyebilir. Yani yukarıda olduğu belli. Taktiksel bir şey düşündüm kafamda. Tabii. Horizon diyeceğim. 10'la 8 arasında gidiyorum. Horizon mesela benim için 8. Super Mario Wonder benim için bir şey ifade etmiyor çünkü oynamadım. Ama senin için iyi olduğunu biliyorum. Ama 9 diye tahmin ediyorum. 10 olduğunu düşünmüyorum. Ya 8 ya 9 şu an. Metin Tekin dedi. Metin Tekin 8 değil 9 gibi geliyor bana. Metin Ali Feyyaz'ın metinini dedi adam abi. O yüzden baba hakkı zaten. 10 değil bence. Onun için çok daha temiz cevaplar verirlerdi. Ya 9 ya 8. Bir soru hakkım kaldı değil mi? Evet. Mertan Bey'le kesişim kümemizi onun çok iyi bildiği bir alanı bilip onu şey yapmam lazım yani. Bu sene bu çok zor bir soru olacak ama nasıl olur bilmiyorum. 3 büyüklerde oynayan bir topçu söyleyebilir misiniz Mertan Bey? Biraz geniş çünkü Beşiktaş'ta çok topçu kalmadı. Zaha. 10 seneden 8 oynayan. Ben cevap vermek istiyorum. 8. 9'du bence. Bence 9'du. 9'du. Abi Horizon. Zaha mı düşürdü? Horizon düşürdü bence. Horizon düşürdü. Abi başka ortalama düşürecek bulamadım tam 9 dedi. Özellikle de söyledin ya taktiksel diye. Dedim ortalamaya gidecek. Sen düşünmedin onu. Evet. İki takımın da dalga boyu eşit çıktı. Dostluk kazandı. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim.